Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür dikkat ettiğim bir hisse daha vardı. Bir de ona bakayım dedim. Durumu nedir diye. Şimdi Vera Concept GMYO. Gayrimenkul herhalde bu. Çok takip etmenin bir hisse olduğu için. Yani Vera hissesinin durumu şimdi çok güzel kaldırmışlar, götürmüşler. Şimdi bayağı da düşmüş gibi gözüküyor. Ama bayağı da düşmedi. Bilginiz olsun. Yani biraz bu hissenin aşağısı biraz var. Şimdi elinde olanları panik yaptırmak istemem. Elinde olanlar için yani üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı ama yani gerçekler acıdır. Şimdi tepki alacağı yere gelmiş. Şimdi yukarıdan alan adama çok bir şey diyemem. Elinde nakit varsa yani aşağılardan maliyet çekebilir. Veya buradan tepkilerden az bir şey elden çıkıp aşağıya yazabilir. Yani biraz farklı strateji uygulaması lazım. Ama yüklü girdiyse biraz sıkıntı. Çünkü niye sıkıntı? Yani daha tam düşüşünü bitirmemiş. Yani tam düşmemiş. Daha bitirmemiş düşmeyi. Şimdi arkadaşlar biraz size karmaşık gelebilir bu çizim. Şimdi bunu ben bütün destekleri işte üstteki dirençleri söyledikten sonra ben bunu sadeleştireceğim. Sizin anlayacağınız şekilde bunu çizeceğim. Biraz daha basite indireceğim. Şimdi başka nereden tepki yapabilir? Şuraya bir bakalım. Aşağı biraz mıcırıklı. İnşallah bakın şurada bir trendi var. İnşallah o trendi kırdırmazlar. Kırdırırlarsa biraz aşağısı var. Aynen. Aşağı var. Ha şöyle yeni alıcıysanız buraları şey yapıp değerlendirebilirsiniz. Çünkü niye derseniz altı destek. Yani tepki alır. Bakın hemen altı bulunduğu yer destek. Kaçta kapatmış? 36.50'lik. Ya böyle bir 10 kuruş falan aşağı indirip tepki yaptırabilirler. Ama merdiven mesela tepkiyi yaptırıp satış yerse daha da aşağı çekebilirler. Stop loss'la beklenebilir yeni alıcıysanız. Hemen altı çünkü destek. Oradan bir hafif bir tepki yapar. Yani eğer kullanırsa, bakın kullanırsa yapabilir. Başka neresi var? Bakalım. %3,5. %3,5 hatta şöyle bakalım biraz daha mı? %3,5, %4. Aynı %3,5, %4. Oralardan tepki alabilir. Hemen yazalım notumuzu. %4. Bulunduğu yer destek tepki alma potansiyeli var. Ama aldırmayabilirler de %4'ü var. %4'ten sonra %8 hatta %9'u var. %9. %11. %11'i var. Şimdi bunlar gelebileceği yer. Şimdi gelebileceği yer burası. Bakın şurada bir trendi var. Masumu takip ederseniz şurada bir trendi var. Ha oradan tepki almaz. Aşağı getirirlerse bakın şu banda şuralarda da bandı var. Bakın bir burada var. Ondan sonra bir burada var destek. Ondan sonra normal şurada da bir düşüş trendi var bu hissenin. Bakın düşüş trendi. Burada da bir alt trendi var yani. Şurada ne var bir bakayım bir. Aynen bulunduğu yer hemen altı destek. Doğru bakın buradan da teyit oluyor. Şimdi %11. Bakın bu %11'de yani %11 olur %9 olur. Buralardan tepki yapar. Yaptırırlar. Kaldırırlar. İndirirler. Tekrar burayı tekrardan kullanır. Tekrardan indirirler. Kaldırdıktan sonra. Ama burayı kırarsa eğer
Yani %20. %20. Ondan sonra %30. Ondan sonra %35. %35. %43. Bakın ben günlük değil, bakın şimdi bu hisse günlük buradan bakıyorum ama bu dediklerim gün içinde şu alta gelir, destek yapar, tepkisini alır, alta gelir. Bunlar gün içinde olur. Ama şimdi diğer tür buralara gelecek yerler, yani bu hafta olmaz, diğer hafta gelir. Diğer hafta olmaz, diğer hafta gelebilir. Yani ona göre ya, yani böyle bir günlük, iki günlük düşünmeyin. Yani bir işe gittiğiniz zaman bile 30 gün çalışıyorsunuz. Hatta 30 gün çalışıyoruz. Bakın 30 gün çalışıyoruz. Ondan sonra 30 gün bitiyor. Diğer ayın 5'ine veya 15'ine maaş alıyoruz. Bakın 5'ine, 5 gün veya 15 gün sonra. Ya işte hesabını yapın. Şimdi buradan aldın. İşte bir günlük düşünmeyin. Aylık bazda düşünün. Haftalık bazda düşünün. Yani alacağınız zaman beklerseniz, ucuz alırsanız sıkıntı yok. Yani alıp zararda beklemek yerine almayayım, nakitte durayım daha iyi. E zaten bir de bu aralar çok bıktırıyorlar yani böyle ya mal döktürmeye çalışıyorlar. Tabii pahalı hissede de değilsiniz. %60. Bakın %60'a da bir önlem almak lazım. Şimdi hemen gelelim dirençlerine bir bakalım. %3 direnci var. Yukarıda %3'ü. Başka var mı? %7. %14. %19. %32. %32. Buradan sonrası da işte tekrar bakmak lazım. Şöyle söyleyeyim, aralarda tabii yine direnç var. Bakalım bir. %51. Aynen %51,5. Yüzde, hatta %52 diyelim. Biraz da zaman geçince biraz da direnci yukarı doğru çıkar. %58. %70. %80. Bakın hisselerin bunları var. Şimdi TL bazında durumunu anlatalım. Şöyle hatta TL bazına gelmeden şöyle anlatayım. Bakın. Şimdi şu geriye bir çekelim. Şunu indirelim. Ben normalde hissenin, bakın aralı şu. Şunu da kalınlaştıralım. Çizik daha rahat görün diye. Bakın hissenin durumu bu. Bakın şurada bir trend var. Ondan sonra bakın şurada da bir yükseliş trendi var, bakın hissenin. Şurada yükseliş trendi var. Burada bir hafif yatay yükseliş trendi var. Ha şurada da bakın aşağıda bir kendi ilk açıldığında oluşturmuş bir trendi var. Ha buraya gelmesi biraz riskli. Ya yani şu mavi bandı kırdığı zaman biraz risk olabiliyor. Çünkü trend değiştirmiş oluyor. Trend değiştirince o tarafa, oraya kadar getirebiliyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi TL bazında söyleyelim durumu nedir diye. Şimdi %4.
Kaça geliyormuş? 35 lira. Bakın 35 lira destek. Hemen bulunduğu yerde destek. Bakın bulunduğu yerde yani 36.50, 36.40 bulunduğu yer destek. Tepki alabilir. Almasa biraz aşağı düşürürler. 35 lira getirip oradan da tepki yapabilirler. Veya %9. Bakın buralar tepki alacağı yerler. 33 TL 20 kuruş. Ha, stop loss'la beklenebilir. Veya kar al, zarar durdur. O tarz emirler var. %32 50 kuruş. %20. Yani 29 TL 14 kuruş. Direkt 29 TL diyorum ben buna. %30. %25,5 TL 25 TL 50 kuruş. %30, %35. %23 75 kuruş. Aynen. %23 75 kuruş. %43. %20 80 kuruş. %60. %14 60 kuruş. Buralara gelebilir. Yani bir %20'ye yani %11, %20'ye buralara dikkat etmek lazım. O da neye geliyor? Yani 30 liranın aşağısında biraz bant değiştirmiş olur. Şimdi dirençleri söyleyelim. %3. %37 60 kuruş. %7. %39 10 kuruş. %39 39 TL 10 kuruş. O civarlar. %14. %41 60 kuruş. %19 bakalım. %43 50 kuruş. %32. %48 20 kuruş. %52. %52 bakalım nereye geliyor? 55 TL 50 kuruş. %58. 57 TL 70 kuruş. %70. 62 TL %80 65 TL civarı bir şey aynen 65 TL. Şimdi hissenin aşağısı da belli, yukarısı da belli. Yani ona göre hareket edersiniz. Tepki alacağı yerlere yakın tepki alır. Tepki aldıktan sonra ama yalnız dikkat ederseniz daha iyi olur. Çünkü tepki alıp biraz daha aşağı getirebilirler. Ha, aşağı bu bandı korursa, bu mavi çizgideki bandı korursa sıkıntı yok. Ama bu mavi bandı kırar. Bakın bu kesi iki trendin, iki çizginin kesiştiği yeri yani birleştiği, kestiği yeri kırarsa aşağı o zaman biraz risk oluşturabiliyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bakmam istediğiniz hisseniz varsa yorumlara yazın.
Müsait olunca hemen bakarım. İzlemişken diğer videolarıma da göz atın. Çünkü orada ucuz hisseler oluyor. Ucuz hisseleri de paylaşıyorum. Pahalı hisseleri de yorum yapıyorum. Ara sıra ucuz hisse paylaşıyorum ki hani size de faydası olsun diye. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.